Yukarıdaki grafikler iki ayrı kadına ait kandaki progesteron hormonunun düzeyinin değişimini gösteriyor. Bu grafiklerden şeklindeki sonuçlardan hangileri çıkarılamaz diye soruyor bize. Şimdi grafiklerimizi bir inceleyelim. 14. günden sonra bu hormonun miktarı artmış ve 28. güne yakın zamanlarda tekrar iyice azalmış. 28. günden sonra tekrar bir artışa geçmiş. Hatırlarsanız arkadaşlar korpus luteum dediğimiz evreden sonra progesteron miktarı oldukça artıyordu. Ve bu progesteron sayesinde endometrium kalınlığı artıyordu. Ne ihtimaline karşı döllenme olursa embriyo otursa, tutunmak durumunda kalırsa diye. Fakat döllenme olmazsa korpus luteum bozuluyordu. Korpus luteum bozulunca progesteron salgısı azalıyor ve e, menstruasyon evresi dediğimiz evreye geçiyor. Yani e, yumurta, ikinci oosit daha doğrusu, doku parçalarıyla birlikte dışarıya atılıyor ve sonra yeni bir döngü başlıyor. 28. günden sonra. İkinci kadındaki hormon miktarına bakalım. Progesteron yine 14. günden sonra bakın artmış. Fakat 28. güne yakın dönemde arttığı gibi kalmış. Yani azalmamış. Yani burada korpus luteum bozulmamış. Neden bozulmamış? Demek ki bu kadında döllenme olmuş. İkinci kadın hamile kalmış olabilir. Dolayısıyla menstrual döngü tekrar gerçekleşmemiş. Artık doğum gerçekleşene kadar, embriyo gelişimini tamamlayana kadar menstrual döngü olmaz. Şimdi verilerimizi buna göre değerlendirelim. Birinci kadında menstrual döngü normaldir. Evet 28 günde bir tekrarlayan normal bir döngü gösteriliyor grafikte. Birinci kadında menstrual döngü 28 günde tamamlanmış ve daha sonra yeni döngü başlamıştır diyor. Yeni döngünün başladığını progesteronun tekrar artışa geçmesiyle görüyoruz. İkinci verilim, verimiz de çıkarılabilir. İkinci kadın hamile olabilir. Progesteron miktarı azalmamış, Korpus luteum bozulmamış, dolayısıyla hamile olabilir demiştik zaten. İkinci kadında menstrual döngünün süresi daha uzundur diyor. Halbuki burada menstrual döngü durdu. Neden? E çünkü artık e gebelik süreci başladı. Embriyo gelişimini tamamlayana kadar doğum olana kadar yeni bir menstrual döngü olmayacak. Yani menstrual döngünün uzun olması diye bir şey bu grafikten çıkarılamaz. Dolayısıyla yalnız 4 yani E şıkkımız doğru cevabımız.